Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ilk defa arayanlar için ben Sinoptik Gezgin Okur Merve. Bir önceki videoda Mart ayında gelen kitapları gösterdim. Ama en önemli şeyi unutmuşum. Sizce neyi unutmuş olabilirim? Bir kutu kitap. Yani şu kutuyu göstermeyi nasıl unutmuş olabilirim ya? Düşünün artık ne kadar kafanın yoğun olduğunu. Neyse. Bir kutu kitap inanılmaz 3 tane kitap göndermiş ve yani kutuyu açtığım zaman yok artık dedim ya. Bir insanın dedim istediği şeyler anca bu kadar denk gelir ve anca bu kadar denk gelerek gönderilir diye düşündüm. Biliyorsunuz ki ben şu son bir aydır hep böyle biyografi falan okuyorum. Yani otobiyografi, biyografi kitapları okuyorum. Özellikle de arkeologlarla ilgili, işte tarihçilerle ilgili. Böyle ünlü sanatçılar, işte ressamlar, müzik alanında işte sanat alanında olan birçok kişi. Yani okuyorum ve çok enteresandır ki nasıl bir çekim yasasıyla meditasyon yapmışım ki. Marilyn Monroe son okuduğum biyografi kitaplarından birisinden etkilenmiştim. Ya daha çok kitabı olsa keşke diye hani böyle. Bir baktım Nilgün Taylan Marilyn Monroe diyor. Nasıl yani dedim. Bu ciddi mi? Gerçek mi dedim. Ki evet gerçek yani. Kısacık bir kitap ama benim için çok önemli. Yani gerekli kitaplardan çıkmış. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Özellikle de bu konuyu araştırırken bu kitabın elime ulaşması gerçekten çok enteresan. Gerçekten. Yani çekim yasasını nasıl kendimize çeviriyoruz? Bunu öğreteceğim size. Gerçekten öğreteceğim. Yani bununla ilgili bir video çekeceğim. Gerçekten şu ara istediğim her şey oluyor. Çok güzel bir duygu bu. Şimdi hemen arka kapağını okumak istiyorum size. Parayla ilgilenmiyorum, yalnızca muhteşem olmak istiyorum. Yani zaten bunu mükemmelliyetçi bir insan söylemiş olabilirdi diye düşünüyorum. Tüm dünya tarafından sevilen, eşsiz güzelliğiyle hepimizi kendine hayran bırakan Marilyn Monroe. Görkemli filmlerde oynadım. Pahalı kıyafet içinde flaşların önünde geçen rüya gibi bir hayat yaşadı. Peki ya gerçekler? Gerçekler. 36 yaşında intihar ederek hayatına son veren oyuncu, tüm dünyanın ilham aldığı bir ikona nasıl dönüştü? Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı kariyerini nasıl etkiledi? Uzun yıllar yaşadığı ekonomik krizler, ailesinden miras kalan akıl hastalığı ve koskoca bir yalnızlık. Peki milyonlarca insan tarafından sevildiği halde nasıl yalnız kalmıştı? Elinizdeki kitap işte bunu anlatmak için yazıldı. Yani ben de şu an heyecanla şu kitabı gideyim de okuyayım diyorum. Yani öyle diyeyim. Şurada da böyle küçücük bir görünüyor mu bilmiyorum. Bakın şurada. Artı 18 yazıyor. Ne alaka? Anlamış değilim. Neyse bilen birisi varsa aşağıya yorum atsın bana. Şöyle kenara koyayım. İkinci kitabıma geçiyorum. İkinci kitabım Melisa Yılmaz'dan, Kutu Yayınları'ndan çıkmış bir öykü kitabı, Üflenmemiş Rüzgarlar. Kapak tasarımı çok güzel, çok hoşuma gitti gerçekten. Öykü kitapları zaten seviyorum biliyorsunuz. Hani normal roman okumaktansa öykü kitabı okumayı tercih ediyorum. Arka kapağını hemen bir okuyayım. O geceyi hatırlamak asla yalnız olmayacağını hatırlamaktı ve hatırladığı sürece dünyaya omuzlarının üzerine bir yük gibi değil yalnızca bir anılar yumağı gibi taşıyacaktı. Yaşadığını hissediyordu. Yaşamak, savaşmak ve seninle öpüşmek birbirine öyle yakın şeyler ki sevgili diye düşündü. Sonra gülümsedi. Dudaklarındaki ıslık sonsuz adımlar boyu bir aşk şarkısını, her aşk şarkısını arangoji şekillendirerek sürüp gitti. Sazaki, Lidiamis, Giri, Hernandez, Diana ve daha nicesi. Melisa Yılmaz'ın Üflenmemiş Rüzgarları, karakterleri, mekanları ve görselliğiyle unutulmaz bir öykü dünyası oluşturuyor. Bazen ücra bir kasabada, bazen fantastiğin kıyısına açılan bir dükkanda, bazen zulümle yol alan bir gemide, ötekileştirilse de yaşama tutunmaya çalışan, direnen, vazgeçmeyen, boyun eğmeyen karakterler. Atmosferinde soluk alıp veren her karakter öyle güçlü oluşturulmuş ki zihninizden hiç silinmiyorlar.
Sokak duvarlarına yazılan şiirler, ötekileştirmeye karşı duran kadınlar, sessizliğe söylenen şarkılar, zulme baş kaldıran kalabalıklar, fal bakılan kitaplar, sonsuzluğa yollanan mektuplar, her şeye rağmen geride kalmanın, yaşamanın mücadelesini, inadını, inancını taşıyorlar. Öykücülüğümüzde yeni ve güçlü bir soluk, etkisinden uzun bir zaman kurtulamayacağınız bir kitap. Yani şu arka kapağı okurken bile bayağı bir etkilendim diyebilirim. Yani bilmiyorum ya, gerçekten güçlü karakterler diye düşünüyorum. Düşünsenize bak, ötekileştirmeye karşı duran kadınlar, sessizliğe söylenen şarkılar, zulme baş kaldıran kalabalıklar, fal bakılan kitaplar. Kitaptan nasıl fal bakılıyor? Tarot'tan falan mı bahsediyor acaba? Anlayamadım yani, direkt o geldi. Ha, şey, şu kitabı açıyorsun da bugün ne olacak diye bakıyorsun, onlardan mı acaba? Neyse, yine aşağıya bir yorum atın bana bununla ilgili. Yani tam anlamadım, kitaptan nasıl fal bakılıyor. Hani fincanda bakılanını biliyorum, ben de bakıyorum. Tarotla bakılanını da biliyorum. Astrolojik fal var, onu da biliyorum. Ama kitaptan nasıl fal bakılıyor, onu bilmiyorum. Ya bu yönde beni böyle bir aydınlatırsanız sevinirim. Yani değişik, güzel buldum öykü kitabını. Hemen okuyacağım. Tabii önce, bir önceki videoda gösterdiğim bu yığını okuyabilirsem bir an önce hemen okuyacağım onu da. Diğer bir kitap da yine bir roman. Laura Barnett. Sen, ben, biz. 24 dilde uluslararası çok satan Barnes ve Noble ve Observer yılın roman seçkisi. Sunday Times çok satan, bakıyorum şurada ne yazıyor? British Book Industry ödülleri en iyi çıkış romanı kısa liste demiş. April yayınlarından çıkmış. April yayınlarından çıkan bütün kitapları seviyorum. Gerçekten April inanılmaz şahane işler beceriyor. Çok seviyorum April yayınlarını. Yani zaten şuradaki çoğu kitabımda April, böyle baktıkça mutlu oluyorum, baktıkça mutlu oluyorum. Keşke daha çok April kitabım olsa diye hayıflanmıyor değilim. Ve böyle böyle birikiyor. Çok mutlu oluyorum ben. Yine bir arkasını okuyayım, bakayım ne yazıyor. Sen ve ben tarih yazıyoruz. Bu biziz. Eva 19 yaşında. Jim de öyle. İkisi de Cambridge öğrencisi. Yolları ilk kez 1958'de kesişiyor. O bayağı eski tarihli bir şey okuyacağız. Eva köpekten kaçayım derken bisikletini dalgın dalgın yürüyen Jim'in üzerine sürüyor ve o anda iki hayat değişiyor. Sonsuza dek seçimler onları ayırana kadar. Üç farklı karar, üç olası gelecek. Üç farklı karar, üç olası gelecek. Enteresan. Aşkla, ihanetle ve hırsla şekillenen hayatlarını üç farklı şekilde yönlendiren tek bir an. Tüm bunlara rağmen iki kişi arasında asla değişmeyen bir bağ. 50'lerden günümüze, Londra'dan New York'a, Paris'ten Roma'ya, hayatın farklı çizgilerinde kaçışı olmayan bir aşk. Sen, ben, biz, yaptığımız seçimlere, girdiğimiz yollara, dönüm noktalarımızın... Oraya şey gelmiş, bandrol gelmiş. Okuyamadım. Dönüm noktalarımızı mı, zın mı, za mı bilmiyorum. Dair müthiş bir roman demiş. Film hakları, Trademark'a satılan, 24 dile çevrilen Sen, Ben, Biz, Laura Bernhardt'tan müthiş bir çıkış romanı. Aa, film hakları dediğine göre filmi de mi var bu kitabın? Enteresan. Hiç duymadım. Gideyim de bir bakayım internetten filmi var mı diye. Öyle bir şey olduğu zaman ilk filmini izliyorum, sonra kitabı okuyorum. Şey, aradaki boşluklar anca doluyor çünkü. Gerçekten aradaki boşluklar dolsun diye önce filmi izleyip sonra kitabı okuyorum genelde. Şuraları da bir şeyler daha yazıyor. Dur bakayım. Publish Harry Weekly. Kitabı okudukça kendinizi mükemmeli ve kusurluyu sorgularken bulacaksınız. Seçimler ve sonuçlar üzerine bir şaheser demiş. Ben onu her dakika yapıyorum yani. Her dakika. Ya diyorum, bu mükemmel, bu kusurlu, bu şöyle, bu böyle. Sürekli kurt takıyorum bir şeylere. Bu çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Evrenin yani kusurlu olanı makbuldür diye düşünüyorum her zaman. Ama yine de bazı şeylerin kusursuz olmasını önemsiyorum. The Guardian. Kitabın konusu müthiş. Tekniği ise kusursuz.
Ayrıca sonu, hadi sonları diyelim, insanı derinden etkiliyor. Niye her şey kusursuz kusursuz ya? Çok enteresan. The Observer, Barnett cazip bir konuyu mükemmel bir teknikle yazıyor. Üç farklı son. Üstelik olasılıkları öğrenmek için bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. Stylist, hayat ve kader üzerine dokunaklı ve duygusal bir hikaye. Sunday Telegraph, tam isabet, şansın ve kaderin hayattaki rolüne dair düşündüren cazibeli bir roman demiş. Çok enteresan. Yani hepimiz kusurluyuz. Ama kusurlarımızla yaşamayı öğreniyoruz. Artık yani bunun değişik bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Bilmiyorum, bakayım okuyayım kitabı da ona göre bir yorum yaparım. Şöyle üç tane güzel kitabım var elimde. Bu üç güzel kitap için. Ha bir de bir zarf çıkmıştı da zarfı ta orada unutmuşum ya. Kim gidecek şimdi oraya? Üşendim. İçinden kartpostal falan çıkıyor. İşte bu şey çıkıyor. Ne diyorlardı? Ayraç. Kitap ayracı çıkıyor işte. Kartpostal çıkıyor. Bahar geliyor diye çok güzel bir kartpostal koymuşlar içine. Zaten bunların fotoğrafını çekmiştim. Instagram'da çok güzel bir görselim var. Altına da yorumumu girdim. Merak edenler Sinoptik Gezgin Okur Instagram hesabından bakabilirler. Oradan inceleyebilirler. Evet, izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. Diğer bir videoya geçip şey yapacağım. Şu Ankara Kitap Fuarı'ndan aldıklarımı göstereceğim. Onun için hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.